Amerika'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları 221 bin oldu, beklenti 214 bindi. Euro bölgesinde üretici enflasyonu Şubat'ta yıllık %8,3, aylık %1 geriledi. Türkiye'nin dış ticaret açığı Mart'ta yıllık %10,3 düşüşle 7,5 milyar dolar oldu. Mart ayı itibariyle yıllıklandırılmış tüketim malı ithalatı 50 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 16 Nisan'da olağan IMF Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere Amerika'ya gidiyor. Şimşek'e ziyaretinde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek. 17 Nisan'dan itibaren toplantılara katılacak olan Bakan Şimşek ikili görüşmeler gerçekleştirecek, yatırımcılarla bir araya gelecek ve Washington temaslarının ardından Şimşek 22 Nisan'da New York'ta ayrı bir yatırımcı toplantısına da katılacak. Küresel piyasalarda şimdi hem de stüdyoda Gigant Swiss Consulting EMEA Direktörü Aysun Karaytu ve İstanbul Portföy Makro Stratejisti Berk Dinçtürk'le sohbete başlayacağız. Ve her iki konuğuma da arkadaşıma da önce bir hoş geldiniz demek istiyorum. Berk, Aysun hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Berk çok teşekkür ediyorum sana. Vallahi böyle sözümü dinleyen erkekler olduğu zaman çok çok mutlu oluyorum. Kravatı istemiyorum demiştim. Çıkarttırdım. Ve gömlek. Ve gömlek ceketle gelmiş sağ olsun. Yine jilet gibi. Her zaman. Ama en azından kravat ciddiyetinden bu akşam bizi... özgürleştirdin diyelim. Çok, evet, iyi olmuş. Çok iyi, hoş geldiniz tekrar. Hoş vallahi konuşacak dünya kadar mevzumuz var. Hem dışarıda hem içeride seçim sonrası beklentiler elbette. Bütün bunları değerlendireceğiz ama bir rakamlara göz atalım istiyorum ve yine ben her şeyi duyduğum için de biraz tekleyerek konuşuyorum. Onu da halledersek rakamlara geçelim ve piyasalarda bugün neler yaşandı onu bir hatırlayalım. BIST 100 tarafında %2,05'lik bir yükseliş, 9129 puandan günü noktaladık. Özellikle bankacılık endeksi tarafında %5,75'lik bir yükseliş vardı. Çok dikkat çekici ama tabii ki hemen hemen bütün piyasada, bütün endekslerde de bir iyimserlik olduğundan bahsedebiliriz belki. Neden, niçin, hangi beklentiye paralel dünkü ve evvelsi günkü satışların ardından bu reaksiyon geldi. Onu da konuşmak lazım. 9129 puan seviyesi kapanıştı. Devam edecek olursak eğer bugün yine tabii bakmamız gereken bir de parite tarafı var. Dolar TL'de de 32'nin altına geldikten sonra oradaki seyrin aşağı yönlü olarak devam ettiğini görüyoruz. %0,23'lük düşüş var. 31.88-53 seviyesindeyiz. Euro TL'de %0,04'lük daha sınırlı bir düşüş, 34.65-53. Dolar endeksi 104 dolar sınırının biraz üzerinde ama yine de %0,11'lik bir gerilemeyle 104.14'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesinde yukarı yönlü bir hareket var. Buna paralel %0,12 düzeyinde 1.0849'dayız. VIOP 30'da da %1'in üzerinde bir prim, 10.174 puan seviyesini görüyoruz. Avrupa borsaları ise bugün biraz daha karışık kapattı. Kayıplar vardı Paris'te ve İtalya'da ama çok sınırlıydı. 1 puan ve 26 puan şeklinde düşüşler oldu Paris ve İtalya'da sırasıyla. Londra ve Frankfurt tarafında ise yine sırasıyla söyleyeyim %0,48'lik yükseliş Londra'da, %0,19'luk yükseliş Frankfurt'ta yaşandı DAX endeksinde. ABD borsaları geliyor şimdi, an itibariyle burada değer kayıpları devam ediyor. Powell'ın açıklamalarının da ardından biraz daha faiz indirme noktasında vaktimiz var söylemiyle birlikte belki de paralel. Bu beklenti öteleniyor mu soruları? Bir miktar satışa yol açıyor bu hafta içerisinde. Dow Jones %1,03 eksi de. S&P 500'deki değer kaybı %0,76. Nasdaq'a bakıyorum, orası da %0,88 düzeyinde geriliyor şu anda.
Ve ABD tahvillerinde de 10 yıllık, 5 yıllık ve 2 yıllık tüm vadelerde getirilerde aşağı yönlü bir seyir izliyoruz. 10 yıllık 4.31.73, 5 yıllık 4.30.06, 2 yıllık da 4.65.37 düzeyinde. Emtia ve para fiyatları dediğimizde spot altın. Spot altında 2300'ü gördük. Orada bir rekor tazelendi yine. Bunu birazdan konuşacağız, soracağız oradaki beklentileri ama şu anda %0.12 düzeyinde bir gerileme. 2297 dolardan geçiyor işlemler. Gram altında da düşüş var. %0.21 düzeyinde 2358 liradayız. Bitcoin bugün de bu kez %4.29 artıda. Bu hafta değişimler oldukça sert oldu. Düşerken de %5'lere yakın düştü dün dilevelsi gün. Dün biraz daha dengeliydi. Bugün de %4'ün üzerinde bu kez pozitif tarafta 68.563 dolardayız. Bu tarafta niye böyle hareket ediyor? Bu değişimleri birazdan sorarız. Brent petrol ve ABD ham petrole baktığımızda da OPEC Plus'tan sonra yükseliş devam ediyor. Brent petrol 90 doları geçti, hatta 91'e yakınsıyor. %1.53 primli. Amerikan ham tipi petrolde 86,5'lara geldi. Oradaki yükseliş de %1.28 düzeyinde diyelim. Ve şimdi tüm bu detayların, bu gerekçelerin, bu fiyatlamaların gerekçelerini konuşmak üzere konuklarımıza dönelim. Aysun, belki tekrar hoş geldiniz. Berk, müsaadenle önce Aysun'la başlayacağım. Şimdi Aysun, Amerikan piyasaları diyelim. Yani çünkü hakikaten genel yönün yukarı yönlü olması beklentisini koruduğunu söylüyor birçok uzman. Ve fakat gelen bu satışlarda biraz fazla mı oldu artık diye de ufak ufak çatlak sesler çıkmaya başladı. Ne dersin, bu hareket bir kar realizasyonu mudur? Hisse değişimleri oluyor ama daha çok etkili olan hisseler hani piyasanın artıda kapanmasına yeterli mi olmuyor? Nasıl okuyorsun? Burada endişe edilecek bir durum seziyor musun? Aslında bu fiyat karışıklığı, yani fiyatlamalardaki kafa karışıklığı dün başladı. Dün daha da hani negatif bir ortam vardı. Hemen hemen hepsi kırmızıda gözlemledik. Tabii biraz da data bombardımanı vardı. Tabii yani var. Hani o datanın birbirinden çok bağımsız gelmesi. Mesela ISM hizmetler, biliyorsun hizmetler zaten Powell'ın çok önemsediği ve enflasyon tarafında hakikaten bir türlü o randımanın yakalanamamasına sebep veren süper çekirdek dediğimiz hizmetler eksi barınma. Bu sebeple bizim için hizmetler çok çok önem arz ediyordu. İlk defa hem manşette hem ayıkta baktığımızda çekirdekte hem piyasa beklentisi altında geldi hem Şubat ayının altında geldi. Aslına bakarsan bu biraz pozitifti ama fiyatlar alt kalemine baktığımızda orada genişleme alanında olduğunu gözlemledik. Sadece hali hazırda genişlemede sadece geçmişe göre, aynı dönemine göre bir miktar aşağıda. O orada bir çelişki yarattı. Diğer tarafta istihdam alt kalemi de daralma bölgesinde. Yani elimizde aslında direkt olarak enflasyonu etkileyen çok önemli hizmetler tarafı ve istihdam. Çünkü günün sonunda baktığımızda enflasyon ve istihdam tarafı hala Powell'ın takip etmek istediği, yakından dataların piyasayı nasıl etkilediğine dair ve bundan sonraki gidişatın da özellikle hafif resesyon riskiyle gelme ihtimalini beraberinde getirecek datalar, bunlar da gizli. Bu durumda baktığımızda piyasalar bir olumlu bir olumsuz fiyatladı. Yani hani sabah da baktığımızda daha iyi bir piyasa varken şu saatlere geldiğimizde negatife döndüğünü gözlemledik. Orada tabii yeni siparişlerde çok büyük bir yavaşlama olduğunu gözlemledik. Yani her ne kadar 50'nin üstünde de olsa PMI, geleceğe yönelik bir miktar belirsizlik barındırdığından, çünkü dünden bugüne 3 tane de Fed üyesi konuştu. Daily ve Master konuştu. Onlar dediler ki 3 faiz indirime okey. Ama Master dedi ki 2 de olabilir dedi. Bostik de dedi ki 4. çeyrekte olmalı dedi. Aslında Bostik çeyreksel olarak bizim kurumla aynı görüşte. Master da frekans olarak bizimle aynı görüşte. Çünkü biz de 2 tane bekliyoruz. Geçen hafta da söylemiştim, biliyorsun. Yılın son çeyreğinde bekliyoruz. Bu bağlamda tabii hani hem söylemler fazlaydı
hem Powell bir taraftan aslında bu saydığım veriler Powell'ın konuşmasını rahatlatıcı şekliyle geldi. Bunun üzerine zaten bir coşku da yaşandı. Ama bugüne baktığında yeniden bir miktar şunu da gözlemledik. Dünden bugüne bazı şirketlerin, özellikle yapay zeka temalı şirketlerin temettü getirilerinin artık ödendiğini ve biliyorsun temettü beklentisi gerçekleştikten sonra bu dünyanın her yerinde böyledir. Hani beklenti gerçekleşti, artık gerçekleşeni sat şeklinde de çalıştı. Ama biz gerçek satışı, bu arada gerçek bir trend oluştuğunu düşünmüyoruz. Gerçek satış döneminin yapay zeka tarafında ve dolayısıyla kriptolara etkisinin daha da azaldığı, yani yapay zekadaki o balon noktasından artık yavaş yavaş kar realizasyon baskısının arttığı dönem, biz gerçek bir trend dönüşü, aşağı yönlü bahsedebileceğiz. O da nereden baksan gene bir 3 çeyrek sonra gibi görünüyor. Çünkü hala burayı besleyen yatırımlar var. Hala burayı besleyen yeniden yapılanmalar var. Biliyorsun bugün Google'ın çok önemli açıklamaları oldu. Evet. Google ücretlendirebiliriz dediler değil mi? Yapay zeka destekli. Ha, mesela bu hani mesela üyelik anlamında ve maliyeti bertaraf etme anlamında çok ciddi bir girdi anlamına gelecek. Tekrardan tabii ki Google alfabeti yani beslemeye devam edecek. Biz şimdi zaten artık muhteşem yedili'den bahsedemiyoruz. Bir tanesini attık. Tesla'yı attık mesela. Onu attık, hatta iki tane daha dörtlüye inmedi mi? İndi artık. Evet. Yani artık hani daha ziyade biz mesela Nvidia'da hala... Sonunda bize muhteşem üçlü derler. Şaşırmayız herhalde. O yöne doğru gidiyor gibi mi geliyor? Yani Nvidia tarafında da zaten aslında bakarsan Lili ve Nvidia başta bu satışı bayrağını taşıyacakmış gibi görünüyor. Ama dediğim gibi daha buna bizim beklentimiz doğrultusunda nereden baksan bir 3 çeyrek daha var. Önümüzdeki sene daha anlamlı, net bir trend oluşacakmış gibi görünüyor. Ama o zaman da faiz indirimi başladığı için likit de olacak ve hani ciddi anlamda oluşan likittenin ne kadarlık kısmının hangi ülkelere ve hangi piyasalara gideceği tartışılmaya başlanacak. Bu sebeple çok flu bir ortam olduğundan mütevellit henüz bir şey demek için erken, ama bu kar realizasyonlarının gelmesi de mutlaka sağlıklı. Çünkü baktığında alım hala... fırsatı yaratıyor mu? Yoksa bunu söylemek için erken mi? Çok yutkunum. Yani evet. Ben sana bir nefes alma alanı açayım orada bunu söylemek evet, için evet. Erken mi diyerek, var mı bir izlenmesini önemsediğin seviye? Şimdi şöyle bir defa büyüme risklerinde Avrupa ve Çin'in ne kadar etki ettiğini, hangi şirketlere etki ettiğine bir bakmak lazım. Özellikle çip tarafında biliyorsun. Şimdi Amerika ve Çin arasında ciddi anlamda bir yaptırım süreci başlamış durumda. Bu mutlaka büyüme tarafında özellikle negatif yönlü sinyalleri çalıştıracaktır. Bu hangi sektörleri etkileyecek, bir onu anlamak gerekiyor. Diğer taraftan baktığımızda da bence görecek ucuz kalmış çarpanlar değerlendirilmeye başlanacak. Hani bu büyüklerden ziyade, yani yüksek çarpanlı şirketlerden ziyade yavaş yavaş daha seçici olmak kaydıyla rotasyonu sektörel bazda iyi değerlendirmek kaydıyla, mesela bizim bile şimdiden robotlarımız o sektörel rotasyonu çok hızlı değiştirmeye başladı. Yani başta teknoloji, iletişim, bilişim varken artık yavaş yavaş yerini mesela altyapıya da bırakmaya başladı. Gayrimenkule de bırakmaya başladı. Bir de oyun değiştirici bir şey geliyor arkadan. ABD 10 yıllıklar, yani 4.32 gene çok önemli bir direnç noktası. Bana göre 5'e doğru çok hızlı koşacakmış gibi duruyor. Faizin olduğu yerde de mutlaka faizden ya da faize duyarlı sektörlerden yavaş yavaş da uzaklaşmak gerekiyor. O zaman biraz önce söylediğim gayrimenkul ve altyapıyla da evet, çelişen bir durum netice itibariyle. O yüzden peki, çok seçici olmak lazım. Enerji tarafı çok kritik. $90'lara yaklaştı. Yani konuşacağız. Evet. Konuşacağız. Ben seni bıraksam sen... Oradan başlı böyle tık 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 Türkiye falan, yerel seçimler bilmem ne, bay bay, biz böyle belki de sen iç, çayın var mı? Suyum var. Tamam, iç suyunu iç. Ben belki birazcık devam edeceğim. Şimdi kıskandım ya, Allah Allah.
Bak çok tatlı. Mustafa Bey diyor ki ceket çok iyi ya demiş. Teşekkür ederim. Can Bey ısrarla Bofa'nın telefonu var mı sizde diye soruyor. Yok bende Bofa'nın telefonu. Sizde var mı? Hani yani işte hani Bofa yabancı alım satımıyla ilişkilendiriliyor Bofa'ya herhalde piyasada. Bofa'ya telefonla ulaşıp bu bilgiyi alabiliyorsa lütfen bize daha var. Evet varsa bir. Evet öyle bir yöntem varsa keşke. Devrim Danyal bizi izliyor. Ne keyiflisiniz demiş. Teşekkürler Devrim. Selamlar. Can Bey petrolde Türkiye için risk 95 seviyesi midir demiş. Ona geleceğim. Ama önce sana gelen bir soru vardı. All Ahead Full Rumuzlu izleyicimiz diyor ki Berk Bey ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden yukarı çıkmasını beklediğini söylemişti. Önce 3.7'leri test edip sonra 5'lere yükselme gibi bir durum yaşanabilir mi? Teşekkürler demiş. Hem bu 10 yıllıkla ilgili yorumunu alayım hem de tabii piyasalardaki bu kar realizasyonu durumu ile ilgili ne düşünüyorsun Amerika tarafında? Tamam. Şimdi süren başladı. Başlatalım. Bugünkü yani aslında geçen programda şunu söylemiştim. Nisan ve Mayıs ayında biraz defansif kalırım endekslerde. Çünkü likitte kurumaya başlayacak Amerika'da. Bunun içinde birkaç tane neden vardı. Ne demiştik? Bank Term Funding Program sona erdi. Hı hı. TGA yeniden doldurulmaya başladı. Vergi ayı Amerika'da. Yani geçen sene endeksler ve borsalar ekonomi çok iyi performans gösterdiği için vergi ödemeleri fazla olacaktır. Ve bu piyasadan likiditeyi çekecektir. Diğer taraftan da ters repo piyasası kurumaya başladı. Yani işte yılın şapkadan tavşan çıkarıyor demiştik. Fed faizleri arttırsa da arka kapıdan likitte veriyordu aslında evet. Piyasaya. Çünkü kısa vadeli ihraçlar yapıyordu. Şimdi bu çeyrekte önümüzdeki haftadan itibaren kuponlu tahvil ihraçları geliyor. Bu da uzun vadeli tahvil faizlerini yükseltecektir Amerika'da. En son Temmuz ayında kuponlu tahvil ihracı yapılmıştı geçen sene. 2023. Evet ve borsalarda %10'a yakın bir düşüş görüldü Ekim ayına kadar. Sonra kısa bacağı geçtikten sonra Ekim itibariyle işte biz bugüne kadar çok kuvvetli bir yükseliş gördük. Bu onun bir şekilde tekrarı gibi mi geliyor peki sana? Evet yani zaten mevcut konjonktür onu gösteriyor. Evet. Bu çeyrekte kuponlu tahvil ihraçları var. Ters repo piyasası $300 milyar seviyelerine indi ki oralarda stabilize olmasını beklerim. Yani orası sıfıra inip daha fazla likite vermez piyasaya. Diğer taraftan da işte bu vergi ödemeleri Nisan-Mayıs ayında biraz likitte çekecektir. O yüzden ben bu realizasyonun tamamen likiteye bağlı olduğunu düşünüyorum. Ha diğer taraftan şöyle bir konu var. Normalde şimdi tahvil faizleri niye yükselir Amerika'da? Fed enflasyonla mücadelede enflasyonu kazandığı zaman enflasyonla mücadeleyi faiz indirimlerine başlar. Ve kısa vadeli tahvil faizleri hızla çöker, uzun vadeliler biraz daha yavaş iner, getiri eğrisi dikleşir. Bunun nedeni de işte piyasa büyüme kısa bacakta FED politikalarını, uzun bacakta ise büyüme ve enflasyon beklentilerini fiyatlar. Ama şimdi FED enflasyonla mücadeleyi kazanmadan faiz indirimlerine başlayacağı için şu anda Amerikan tahvillerini hiç kimse almak istemiyor. Yani Çin ilgisi azaldı, Japonya ilgisi azaldı. Bu kuponlu tahvil ihraçlarında enflasyon yeniden yükselişe geçmişken hiç kimse Amerikan tahvillerini uzun vadede almak istemez. Şimdi geçen hafta gelen süper çekirdek PCE, Fed'in para politikasını belirlerken baz aldığı, yıllık bazda düşüyor. Doğru. Ama burada Fed baz etkisi nedeniyle buna 6 aylık periyodlarda bakıyor. Ve 6 aylık bazda %2.9 ile yeniden yükselişe geçti. Ve şöyle bir şey var. Şimdi bu enflasyon verileri Arthur Burns zamanında yani 1970'lerden sonra manipüle edilmeye başladı. Şu anda biz 1970 modellemesini kullanırsak Amerika'da enflasyon %10-12 bandında çıkıyor. İşte bu yüzden ne hane halkı ne de yabancı yatırımcılar enflasyonla mücadelenin kazanıldığına inanmıyor. O yüzden yeni arz geldiği zaman burada alıcı bulmakta zorlanacaktır Amerikan zihnesi. Ve bu tahvil faizlerini uzun bacakta yukarı iter. Şimdi S&P'nin grafiğine baktığım zaman zaten hani all time high, historic yani tarihsel olarak zirvede. ama o senin bahsettiğin geçen sene yazın, yazdan itibaren başlayan, yanlış hatırlamıyorsam
Ağustos başı Temmuz'a 4500 ya 31 falan gibi böyle gördüm. 4500'lerden 4100'lere doğru bir gerileme olmuştu. Doğru hatırlıyorum değil mi? Şimdi 5170'lerdeyiz ya 5200'ler kabaca. Peki tekrar bir hani takriben %10'luk bir düzeltme olarak mı beklersin? Yoksa o kadar hani nokta atışı değil ama yani çıkacak olan tahvil arzıyla bu piyasa ne kadar, hisse senedi tarafı ne kadar etkileniri biraz anlamaya çalışıyorum. O %10 kabaca baz alınabilecek bir geri çekilme midir senin için? Ben %5 ile 10 arası bekliyorum. Burada %5'in üstüne ne kadar çıkacağı, Fed'in ne hızla devreye gireceğine bağlı olur. Şimdi biz son yıllardan beri hep şuna alıştık. Piyasa likiditeye sıkıştığı anda Fed parasal genişlemeyle tahvil alımlarıyla destek oluyor. Ha burada yakın zaman içerisinde önemli bir gelişme oldu. Supplementary Reserve Ratio, yani bankaların ek teminat oranında değişikliğe gitti Fed. Ve şu anda bu Supplementary Reserve Ratio'nun yeniden regüle edilmesi şu anlama geliyor. Amerika'da bankalara kaldıraçlı olarak sınırsız tahvil alım imkanı sunuyor. Yani burada yabancılar piyasadan çekilmişken Fed yükü kendi üstüne aldığı kadar Amerikan bankacılık sistemi üstüne de dağıtacaktır. İşte burada ne hızla devreye girecekleri önemli. Ya bu endeksteki düzeltmenin %5'te mi kalacağı yoksa 10'a kadar geçen yaz olduğu gibi devam edeceği mi? Burada devreye girecektir. Bunlar önemli. Yani hani önümüzdeki yakın vadede aslında piyasanın üzerindeki en büyük belki de belirsizlik ve bulut bu taraftan gelecek gibi duruyor. Başka? Şimdi bir kriz kronolojisini formüle edelim. Normalde şöyle olur. Borç krizini piyasa krizi takip eder. Piyasa krizini kur krizi takip eder. Kur krizini enflasyon takip eder. Şimdi borç krizi, Amerika'da 34 trilyon dolarlık borç var. Bu sene 2 trilyon dolar borçlanması bekleniyor hazinenin. İşte burada borç krizini piyasa krizi takip eder dediğimiz tahvil piyasasında bir kriz var. Neden? Alıcı yok. Ve Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri normalde güvenli limandır. Ama biz geçen senenin sonundan itibaren tahvil faizlerinin %5'e çıktığını, sonra 4'e gerilediğini, şimdi 4.36'larda olduğunu görüyoruz. Yani korkunç bir volatilite var aslında. Bu da Amerikan tahvil piyasasının dysfunctional olduğunu, yani verimliliğinin düştüğünü işaret eder. Bu da altına ekstradan yarayan bir durum mu yaratıyor sizce? Zaten piyasa şunu söylüyor aslında, şu mesajı veriyor. Ben artık senin tahvillerini güvenli liman olarak görmüyorum. Çünkü sen enflasyonla mücadeleyi kazanmadın. Ben buradan bu %4.5'lardan tahvilini alırsam senin, enflasyon giderek yükseliyor. Ki senin manipüle ettiğin verilere rağmen yükseliyor. Yani biz şimdi hane halkı olarak en fazla neye para harcıyoruz? Enerji, gıda, konut. Fed ne diyor? Ben süper çekirdek enflasyonu baz alıyorum. Yani enerjiyi, konutu ve gıdayı dışarıda bırakıyorum ve buna göre para politikasını belirliyorum. Ki burada bile son 36 aydır hedefe bir kere bile varamadım. Şunu söylemiştim. Bayağı gömdü yalnız Fed'i değil mi şu an belki? Evet. Şimdi ama doğru yani kullanılan metodoloji bu. Bizim biraz da içeride bahsettiğimiz mevzuya da benziyor yani. Hani bir resmi enflasyon, bir de hani sokakta hissedilen diye tırnak içine ifade hayat pahalılığı diyoruz ya, aslında Amerika'da da benzer bir durum hakikaten var. Peki. Şimdi siz bir çadırda yaşayıp avlanarak geçiminizi sağlıyorsanız bu süper çekirdek enflasyon bir anlam ifade edebilir. Ama bu kadar sulandırıp buna rağmen hedefe ulaşamıyorsanız işte sizin tahvillerinizi kimse almaya gelmez. Peki. Duyurulur efendim, ona göre ya avcılığa başlayacaksınız ki yapmayın öyle şeyler için. Canını öldürmeyin. Aysun, Avrupa tarafından gelen verileri nasıl canım kıyamam. Konuşabilirsin. Doğru, tamam. Avrupa tarafından gelen verileri de istersen bir şöyle bir yorumlayalım birlikte. Yani üfe geldi bugün. Evet. Konut fiyatlarının düştüğünü görüyoruz. Şöyle birkaç başlık ben oradan paylaşayım. Evet. Üretici fiyatları da geriledi Şubat'ta.
Bir yandan da işte yine hafta içinde hep konuştuğumuz, hani Mart zaten yok da hani Nisan'da faiz indirimi olur mu, o da gündemimizde olmaz dendi. Ne zaman mesela, Mayıs mı, yaz aylarında olur mu, ne kadar agresif olmayı tercih eder ECB? Ve aslında belki bundan da önemlisi, çok konuştuğumuz için söylüyorum, parite tarafında bir oynaklık artışı beklenebilir mi? Hı. Diğer piyasalarda da gördüğüm varlıklarda gördüğümüz gibi. Şöyle, zaten şu an Haziran %100 fiyatlanıyor ECB'ninki. Fed'inki de %60 olarak fiyatlanıyor. Ama gene birbirinden dinamikleri farklı olarak fiyatlandığını gözlemliyoruz. Yani bir büyüme emarelerinin artık hani Amerika'da yıllıkta, yani önümüzdeki yıl %1.2 ile 1.7 arasında bekleniyor olmasından kaynaklı. Avrupa tarafında ise %0.3 ila %0.5 arasında bekleniyor olmasından kaynaklı. Yani evet, TÜFE ve ÜFE beklentilerin altında gelmiş olabilir manşette, ama çekirdekte hala %2.9, yani hedeflenen orana hala uzakmış gibi görünüyor. Evet, konut tarafında da bir miktar aşağı yönlü bir hareket olduğunu gözlemledik, ama hakikaten burada yönü belirleyecek olan büyümenin, özellikle bu Çin tarafından ve Avrupa tarafından gelecek olan büyümenin emtia kaynaklı. Bu emtia bölgesindeki bu kadar hızlı yükseliş günün sonunda enflasyonist bir baskı yaratacağı için ülke bölge üzerinde de çok ciddi bir baskılanma bekleniyor. Özellikle az evvel söylediğim enerji tarafında ve yükselen bir hani enerji maliyeti varmış gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde de 90 dolarları aşacak. Zaten 90 sınırında, ama bunun üzerinde bir beklenti. Diğer taraftan tarımsal emtia bölgesinde biliyorsun son galiba 6 yılın her çeyreği eksi geldi ve özür dilerim, son 6 çeyreğin her biri eksi olarak devam etti. Netice itibariyle gıda tarafına da negatif etkilediği için tarımsal emtiyadaki negatif bölge gıdayı, enflasyonu gıdada yukarı yönlü baskılıyor. Enerji tarafı da gene enflasyonu yukarı yönlü baskılıyor. Bu sebeple ne gıdadan ne enerjiden Avrupa nemalanamayacakmış gibi duruyor enflasyon bacağında. Bu sebepledir ki euro dolar tarafında hareketler, biliyorsun geçtiğimiz hafta şey demiştim, bir bandımız 1.07-1.10 aralığı, 1.07.20'ye kadar geldi bu hafta, 1.08'i hızlıca attı. Evet. Peki neden, hani baktığında eğer ki hani büyüme emareleri ABD lehine çalışıyorsa, euro aleyhine çalışıyorsa ve daha geç indirim yapacaksa Amerika, Avrupa daha erken yapacaksa, o zaman tam tersi olması lazım değil mi normal şartlar altında? Evet, ama büyüme beklentilerini bir tık ileriye atmış gibi göründüğü için fiyatlamaları önden yapıyorlar. Yani bu bağlamda tekrardan 1.10'lara doğru bir hareket, ama ondan sonra bu sefer galiba 1.07 de tutunamayacakmış gibi görünüyor, ama hemen bugünden yarına bir hareket olacakmış, evet, gibi bahsetmiyorum. Gene hala trendimiz 1.07-1.10, evet, ama şu büyüme sinyallerini biraz daha netleştirirsek o zaman range'i değiştirmek durumunda kalacağız. Peki Ayla, çok teşekkür ediyorum. Bir reklam arasına gidelim. Bu arada Halit Bey aslında NatGas, Russell ve AIQ ETF'ini değerlendirebilir misiniz diye sormuş. Muhittin Bey de diyor ki Berk Bey uzatarak komplo teorileriyle anlatıp mantıklı bir yere bağlıyor deyip gülücük koymuş. Aysun Hanım ve sen de çok şıksınız kanka demiş bana, kanka. Sağ olsun. Teşekkürler kanka. Can Bey'in de petrol Türkiye için risk 95 dolar seviyesi midir sorusuyla başlayacağız reklamlardan sonra. Küresel piyasalar devam ediyor efendim. Yanımda İstanbul Portföy Makro Stratejisti Bert Dinç Türk ve Gigant Swiss Consulting EMEA Direktörü Aysun Karaytu ile dışarıyı içeriği konuşuyoruz. Şimdi gelen bir soru vardı, hemen onu
Öncelikle Berk'e tekrar sorayım. Petrolle ilgili Can Bey soruyor. Türkiye için risk 95 seviyesi mi olur demiş petrolde? Yani biz enerji ve gıdada maalesef dışa bağımlıyız. Hı hı. Buradaki her yukarı yönlü basması, çünkü petrol de gecikmeli olarak gıda fiyatları üstünde bir baskı tabii yaratır. O yüzden bu küresel bazda enflasyonu yukarı iter. Tabii ki burada biz dışa bağımlı olduğumuz için bizi daha fazla etkiler maalesef. O yüzden %36 enflasyon hedefine ulaşmamızda işimizi biraz zorlaştırabilir. Yani 95 dolar. Ya 95 dolar, şimdi şöyle, biz enflasyonda 70 petrol fiyatı 70 dolara geldiğinde bile maalesef kendi enflasyonumuzda çok kayda değer bir gerileme görmedik. Hı hı. Geçen sene hatırladığım evet üzere. Şimdi 90 dolarda 95 dolar olması işimizi daha da zorlaştı. Yani hesaplamalarda, projeksiyonlarda baz alınan petrol seviyesi nedir Brent'te? Kaç dolar üzerinden? Türkiye için mi? Türkiye için. Bence 70 doların üstü her zaman riskli. Her zaman riskli. O zaman değil, 90-95'te riskli diye anlıyoruz. Bunu peki, şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabii. Şimdi resmi rakamlardan yola çıkarsak, bu sene %36 enflasyon hedefi tutturulsa bile insanlar şöyle zannediyor, yükseliş durdu, düşüyor. Hayır, enflasyon evet %36 olması, orada bir konuya açıklık getirelim, fiyatların yükseliş hızının yavaşladığına işaret eder. Aynen öyle. Yani geçen sene 165 olan enflasyonun üstüne fiyatlar bu sene %36 daha artacak demek. Bir örnekle açıklayalım bunu. Sizin 2 sene önce 100 liraya aldığınız bir malı geçen sene 165 liraya alıyorsunuz. Bu sene 224 liraya alacaksınız demek. Bizim politika faizimiz %50. Evet. Bu kadar diyorsun. Herkes kendi yorumunu yapsın. Herkes kendi yorumunu yapsın. Bir de Berk Bey, İran-İsrail savaşı olasılığı hakkında bize neler söyler diye sormuş Adem Filiz. Yani jeopolitik riskler olarak istersen toparlayalım ama İran-İsrail'e de tabii özel olarak söyleyeceğim bir şey varsa onu da alayım. Geçtiğimiz hafta içerisinde Damaskus'taki İran Büyükelçiliğine İsrail saldırısı düzenlendi ve orada ölüler var maalesef. Şimdi Amerika İran'ı bu savaşın içine çekmek istiyor. Çünkü İran'ı Çin'in Orta Doğu'ya uzanan eli olarak görüyor ve bu eli kesmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Evet. Şimdi görünürde Amerika enflasyonla mücadele ediyor. İşte Fed başkanları açıklama yapıyor. Para politikası bekleyeceğiz, %2 ana hedefimiz, faiz indirimimiz vesaire diye. Ama diğer taraftan Amerika dünyada iki savaşı körükleyerek küresel bazda enflasyonun yükselmesine sebep oluyor. İşte Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan, daha sonra Orta Doğu'ya sıçrayan bu bölgesel gerginlikler enerji, gıda ve taşımacılık maliyetlerini yükseltiyor. O zaman aklımıza şu soru geliyor. Amerika gerçekten enflasyonun düşmesini istiyor mu? Yoksa 34 trilyon dolar büyüklüğündeki borcunu anlamsızlaştırmak için dolara reel bazda değer mi kaybettirmek istiyor? Dolara reel bazda değer kaybettirmeyi bir daha açıklayayım. Çünkü bir soru geldi bununla alakalı. Doların diğer para birimlerine karşı kuvvetli kalır. Çünkü Euro bölgesi enerjide ve gıdada dışa daha bağımlı Amerika'ya göre. Japonya ultra gevşek para politikası uygulamaya devam ediyor. Yani dolar endeksi sepetin en güzel elması olur. Ama reel varlıklara karşı dolar değer kaybeder. Yani altına, işte emtialara ve tarımsal emtialara karşı dolar değer kaybeder. Peki. Tahvil faizlerinin yükselmesi de sizin borçlu olduğunuz, yani işte Çin'de tahvil faiziniz var, tahvilleriniz var. Tahvil faizlerinin yükselmesi Çin'in elindeki Amerikan tahvillerini değersizleştirdiği için zaten böyle bir strateji uyguluyor. Peki. Çok kısaca senden bir de NatGas, Russell ve AIQ ETF'leriyle ilgili bir not alayım, yorum. Doğalgaz, şimdi Avrupa doğalgaz, petrole göre daha bağımlı doğalgaza. Çünkü enerji üretiminin büyük bir kısmını doğalgazdan evet karşılıyor. Ve doğalgaz fiyatlarının yükselmesi Avrupa ekonomisi için biraz daha problematik. Aynı zamanda elektrik üretiminde büyük bir alternatif güç kaynağı. Ve siz petrolü dünyada birkaç yerden alabilirsiniz. Ama doğalgazda ağırlıklı olarak Rusya'ya bağlısınız. O yüzden doğalgaz fiyatları oldukça kritik ve yakından takip edilmesi lazım. Ben yeniden yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Bu seviyelerin oldukça iyimser kalacağı görüşündeyim. Hı hı. Bu da Avrupa ekonomisi için problem yaratır. Russell'a geldiğimizde, şimdi Russell 2000'deki yükseliş
aslında bu hisse senedinde, yani küçük orta ölçekli işletmeleri kapsar Russell 2000. Evet. Bunların yükselmesi bu hisse senedi piyasasındaki yükselişin genele yayılması anlamına gelir. Ama tahvil faizlerinden veya borçlanma maliyetlerinin yükselmesinden en fazla bu şirketler etkilenir. Çünkü bunların borçluluğu yüksektir ve ucuz krediyle borçlanarak büyüme stratejisi uygularlar. İşte o yüzden bu endekslere gelecek düzeltme de Russell da biraz yani diğerlerine göre daha fazla darbe yiyebilir. Ama parasal genişlemeye başladığı zaman FED ya faiz indirimle ya arka kapıdan yeni likidite vermesiyle o zaman Russell diğerlerine daha iyi performans gösterir S&P'ye göre. Peki, AI tarafını zaten konuşmuştuk birinci bölümde. Aysun da biraz bahsetmişti oradaki beklentilerinden. Aysun, şimdi ons altını ve gümüşü konuşmayı unutmayın lütfen diyor isimsiz kahraman Rumuzlu izleyicimiz. Ons altında bugün 2300 doları gördük, yine bir rekor tazelendi. Orada ne oluyor? Yani bir Powell konuştu, ardından da rekor kırıldı altında. Aslında Powell'ın baz senaryoyu değiştirmemesi tabii ki birinci etkendi. Biraz önce bahsettiğim ISM hizmetler verisinin de beklenti altında kalması önemli bir faktör oldu. Zaten hareket onunla başladı. Alt kalemlerde de sert düşüş yaşanması burayı tetikledi. Ama şunu unutmamak lazım. Faiz 4.39'lara kadar çıkmıştı dün. Bu ortamda normal şartlar altında altının geriliyor olması gerekirken, geçen hafta en çok altını çizdiğim jeopolitik gerilimler önümüzdeki hafta itibariyle daha fazla konuşulmaya başlayacak söylemimden yola çıkarak hem enerji tarafını hem altın tarafını yukarı doğru iter demiştim. Nitekim hem altında faizler yükseliyor olmasına rağmen, DXY yükseliyor olmasına rağmen rekor seviyeyi görmüş bulunuyoruz. Bu tabii ki hani önce birincisi şunu unutmamak lazım. Genelde hani altınla gümüş aslına bakarsan birbirini takip eder nitelikte bir şey çizer, korelasyon çizer. Fakat hani gümüşün hacminin altına göre daha sınırlı olmasından mütevellit hareketleri daha hızlı yapar. Hem aşağı hem yukarı yönde. Altın spotta mesela şu anda %0.62 aşağıda. Gümüşe bakıyorum, orada %0.90'a yakın bir gerileme var. Evet. Peki yani genel eğilim olarak altında gördüğümüz ve jeopolitik riskler var. Hani güvenli liman, zaten tahvil artık güvenli liman değil dedi ABD tahvilleri için Berk de. Durum oysa oradan bir etki var altına. Öte yandan jeopolitik riskler var. Merkez bankalarının alımları da var. Başka atladığım bir şey var mı? Enflasyon tabii hala risklerini konuşuyoruz. O da var. Zaten merkez bankalarının yani dolayısıyla devletlerin altına talebinin artmasının altında yatan sebep jeopolitik belirsizliklerdir. Merkez bankalarının taleplerinin o dönemlerde daha fazla arttığını gözlemleriz. Geçtiğimiz hafta ve ondan önceki hafta çok ciddi anlamda bir alım olduğunu gördük. Spot'ta kar satışı olmasına rağmen BYF'lerde alımın artarak devam ettiğini gözlemledik. Bu da bize ARK Investment vardı, hatırlar mısınız? Yani hala var da 2020 hareketi. Büyük bir fon ve orada spot'a çok ciddi satış gelmişti ama borsa yatırım fonları ARK'ın rekorlar kırmasına sebep olmuştu. Şu an benzer hareketi hem altında gözlemliyoruz hem de BTC'de, Bitcoin'de gözlemliyoruz. Bitcoin'e de spot'ta satış geliyor ama borsa yatırım fonlarında mesela BlackRock 150 milyon dolarlık bir alım yapmış. Bu da ikinci yarıdan sonra yukarı yönlü hareketin devamı ve belki daha hızlı bir hareketin devamı mesela, şeklinde kaça kadar olabilir. Ne bekleniyor orada Bitcoin'de? Çünkü çok volatil ve değişimlerde yani %4'ler 5'ler civarında olunca insanın gözü kayıyor bir hani.
ne olacak diye tabii. Baksana şu anda da. Gerçi hani Bitcoin %4.67, Ripple da var. 4.72 yüzdesel olarak yukarıda. Ethereum da %2. Şimdi bu dolaşıma, tabii dolaşım daha önemli bizim için. O yüzden Bitcoin'i değerlendirmek tabii, daha sağlıklı diye düşünüyorum. Bir de borsa yatırım fonları olarak daha kurumsal talep aldığı için hani beklenti olarak önce bir önceki gördüğü rekor seviye işte 73 bin seviyesi. Daha sonra 92 bin seviyesine doğru bir hareket bekliyoruz bu yıl içerisinde. Hani oraları geldiği takdirde gelirse tekrardan konuşuruz. Bunu söylememdeki sebep hakikaten spot'taki satışa aldırmayan kurumsal fonlar olduğu. Bu da hem altın tarafını hem BTC'yi yukarı iten diğer bir unsur. Yani sadece merkez bankaları değil, hükümetlerin de artık altın tarafına devreye girmiş olması da gene 2400 beklentisini çok hızlı bir şekilde bize verebilirmiş gibi duruyor. Peki. Şimdi ben aslında senle başlayıp yine seçim sonrası Türkiye'ye yönelik olarak bakış açısının, dışarıdan bir bakış açısını anlamak istiyorum. Çok sayıda tabii hani dış basına da baktığımızda, medyaya baktığımızda çok sayıda yorum geldi yerel seçimlerin sonuçlarına yönelik olarak. Biz özellikle hani bir para girişi, yabancı sermaye girişi bekleyen bir ülke olduğumuz için bu aşamada bu sonuçların ardından nasıl bakıyorsunuz diye merak ediyorum. Şimdi CDS'lerin tekrar 300'ün altına gelmesi seçim sonrasında. 296'da evet. 296. Hı-hı. Yani 270'ler bizim için aslında fonların girme sinyalini aldığımız bölge. Yani tarihsel olarak böyle olmuş. Tam randıman değil, henüz giriş bölgesinin olduğu bölgede de değiliz zaten ama geçtiğimiz haftadan 29 Mart haftasına baktığımızda hem hisse senedi tarafında hem tahvil tarafında giriş olduğunu biliyoruz rakamlardan değerlendirdiğimizde. Bizim için öncelikli olan yabancının girdiği bölge tabii ki tahvil oluyor olması lazım. Zaten bir miktar faizlerde gerileme olduğunu da gözlemliyoruz. Diğer bir gösterge ise bankalara ve holdinglere gelen alımların momentumunun çok yüksek olması. Bunu da zaten hani seçim sonrasında bir şuna çok fazla müsaade etmeyen yani hani dolar TL üzerindeki manipülasyona çok da güvenip bu yönde hareket etmeyen, bayram öncesinde bütün portföyünü boşaltıp gideceğini düşünüp hani elindeki bütün portföyünü satmayan yatırımcı bayram sonrasında mutlu olmaya devam edecekmiş gibi görünüyor. Biz çünkü sinyalleri alıyoruz. Yani yılın ikinci yarısı borsa tarafındaki hareketin özellikle BIST 30, BIST 100 içerisinde de büyük holdingler, büyük bankalar gibi. Peki. Bir reklam arasına daha gidelim. Ardından Türkiye'yi biraz daha detaylı konuşmayı sürdüreceğiz. Varsa Türkiye piyasalarına ilişkin sorularınız bekliyoruz efendim. Küresel piyasalara kaldığımız yerden devam edelim. Berk Dinçtürk ve Aysun Karaytu ile birlikteyiz efendim. Ve sizlerden gelen soru ve yorumlar da var. Onları da atlamıyorum her zamanki gibi. Biraz borsayı konuşalım istiyorum isterseniz. Hani bir onu aradan çıkaralım. Çünkü bir iki gündür özellikle hani daha bir satış eğilimi vardı. Yerel seçimlerden hemen sonra bir iyimser bir açılış ardından biraz daha kar realizasyonu. Bugünse bayağı ciddi anlamda bir yükseliş gördük. O bayağı ciddi anlamın Türkçe meali de işte BIST 100'e baktığımız zaman %2. Bankacılık endeksine baktığımız zaman %5.75. Şimdi ve işlem hacmi de 115 milyara çıktı. Yani bu da bu hafta gördüğümüz en yüksek işlem hacmi. O yüzden önemsiyoruz belki de. Ama Hanifi Bey sormuş mesela, yan tahtalarda yüzümüz ne zaman gülecek diyor. Hep pas geçiyor bizi yükselişler demiş. Berk, sen bu konuyla ilgili reklam arasında zaten bir şeyler paylaştın benimle.
izleyicilerimizle de paylaşırsan bizi mesut edersin. Tabii ki, ne demek. Şimdi yan tahtalar, yani küçük orta ölçekli işletmeler, likiditenin bol olduğu dönemde çok iyi performans gösterir. Çünkü bunlar büyüme odaklı şirketlerdir. Borçlanma maliyetinin uygun olduğu zaman borç alırlar ve bunu yatırımda kullanarak büyürler. Şimdi bizde likidite koşulları sıkılaşıyor. O yüzden endekse de baktığımızda çok kayda değer yeni bir para girişi olmadığı için işte şu anda bulunan para büyük kağıtlar arasında yer değiştiriyor. Zaten biz endeksin de yatay bir bant yaptığını görüyoruz. Hı hı. Yani amiral gemisi tahtalardan bir hisseden çıkıp diğerine girerek endeksi bir şekilde tutuyorlar. Küçük orta ölçekli işletmeler bu dönemde maalesef çok iyi performans göstermeyebilir. Çünkü hem derinlikleri azdır hem de borçlanma maliyeti yükseldiği zaman, likidite kurduğu zaman bunlar için çok doğru bir döneme işaret etmeyebilir. İşte biz bunun bir benzerini geçen sene Amerika'da Russell 2000 endeksinde gördük. Likidite koşulları sıkılaşırken en fazla darbeyi Russell yedi. Sonra işte Ekim ayı ile birlikte tekrar parasal genişleme olmasıyla birlikte en azından arka kapıdan Russell çok kuvvetli bir performans gösterdi. Bizde benim gördüğüm şu anda likidite koşulları sıkılaşıyor. Çok kayda değer yeni bir para girişi olmadığı için yan kağıtlar veya yan tahtalar biraz zorluk çekebilir bu dönemde. Peki. Aysun, Berk sana da soracağım. İkinize de kısa kısa görüşlerinizi soracağım ama bakır fonuyla ilgili neler söyleyebilirsiniz diyor Halit Karahasan. Biliyorsun bugün bakır fiyatları da yani ciddi anlamda endüstriyel tarafta son iki haftadır bir toparlanma var. Evet. Bizim zaten hani orada baktığımız altın bakır rasyosu. Bir süredir normal şartlar altında ters korelidir ama bir süredir hani son iki haftadır özellikle korelasyonu tam olarak devam ediyor. Şimdi orada bizim önemsediğimiz şey şu, bakırın hani gerçek anlamda endüstri tarafında kullanılması ve diğer taraftan da dikkat ettiğimiz bir alan var. Yapay zeka ve bu agriculture dediğimiz hani son dönemde tarımsal emtiaya gelen satışla birlikte son dönem dediğim son 6 çeyrektir yavaş yavaş oradaki hareketlenmelerin başlanması ve yapay zeka tarafında hemen hemen yani lityumdan tut da hani bakıra kadar tüm elementlerin yavaş yavaş kullanılıyor olması ve diğer taraftan da her ne kadar büyüme soru işaretlerini yaşıyor olsak da Çin üzerinden gelen 2023 Ekim itibariyle oraya dair büyüme soru işaretlerinin ortadan kalkması. Şayet bu çip tarafında da yani Amerika ile yaptırımlar tarafında da sorun devam etmez ise ve Amerika-Çin arasındaki münasebet Avrupa'ya yansımaz ise bakır tarafındaki yönün daha bir şey daha yolu olduğunu hani diğer direnç noktalarına doğru yolu olduğunu düşünüyoruz. Yani ilk defa her iki tarafında bu rasyonun normal şartlar altında çalıştığının dışında ama bu dönemde tüm emtia ve FX tarafında anomali var. DXY dahil olmak üzere normalde biz zaten hani DXY'da ve dolarda artı altın etkilenmez diyorduk dünkü datalar ışığında. Ama hem faiz yükseliyor, hem altın yükseliyor, hem bakır yükseliyor. Yani fiyatlamalar biraz ezberleri bozmuş gibi görünüyor. Bizim hani endüstriyel taraftaki son iki yılın ardından artık hani yüzlerin gülme vakti olduğunu düşünüyoruz. Buna ek olarak da bir de şey var hani sadece bakır değil çinko tarafında da beklentimiz yukarı yönde. Yukarı yönde. Peki Berk senin bakır fonuyla ilgili söyleyeceğin neler var? Şimdi hatırlarsan geçen hafta bakır fiyatlarının çok yükselebileceğine değinmiştim ve önden yüklemeli talep olacağını yani küresel bazda enflasyon yeniden yükselişe geçiyorsa şu an imalat ve konut sektörü durgun olsa dahi önden yüklemeli talep olacağını söylemiştim. Son bir hafta içerisinde en iyi performansı gösteren endüstriyel emtia bakır olarak öne çıktı. Ben kocaman bir alkış rica ediyorum hakikaten ya şaka değil takılıyorum. Gerçekten de bunu söyle. Peki şimdi ama asıl şey hani bu evet analiz doğru gerekçeler yerli yerinde bu nereye gitmesini beklersin daha devam eder mi sence? Bence daha yeni başlıyoruz. Tabii ki bu doğrusal bir çizgide gitmeyecektir. Tabii. Yani düzeltmeleri muhakkak olacaktır. Ama biz ne demiştik? Amerika üretimi içeri çekiyor, fabrikalarını yeniden açıyor.
Yani biz herkes Çin'deki bakır kullanımına dikkat çekiyor. Ama artık biz Amerika'daki bakır tüketiminin de talebinin de önümüzdeki yıllarda çok daha belirleyici olacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Şimdi burada bakır kadar en az o kadar konuşacağımız başka bir enstrüman söyleyeceğim. Hangisi? Platinum veya platin. Sağlık, takı, teknoloji, otomotiv sektörünün en önemli parçalarından bir tanesi platinum. Ve arzının %80'i Güney Afrika bölgesinden çıkıyor. Yani arz şoklarına da oldukça duyarlı bir enstrüman. Şimdi yıllık bazda dünyadaki toplam platinum arzı $5.5 milyar. Amerika'nın bu seneki bütçe açığı $2 trilyon. Yani günlük borçlanma miktarı $5.5 milyar. Yani yıllık platinum arzı kadar Amerika bir günde borçlanıyor. Eğer dolar reel bazda değer kaybedecekse platinum burada uçar. O yüzden ben çok beğeniyorum. Bakır kadar iyi bir performans göstereceği görüşündeyim. Ha bana sorsan şu an periyodik cetveldeki her şeyi alırım. Sen bana show me the money diyorsun yani hani. Ama yeni evlenenlere tavsiyem en azından yüzüklerini platinumda alsınlar. Çok güzel, tamam, teşekkürler. Sen bekardın değil mi, onu da hatırlatalım tekrar. Ben bekarım. Peki. Baş göz edeceğiz seni biz burada. Berk öyle gözüküyor Aysun'la birlikte. Vural Bey diyor ki, Didem Hanım, ben yabancının borsamıza girmesi için bir neden görmüyorum. Sanki yine kendi kendimize yılı tamamlayacağız. Bu swaplar açılmadan olmaz bu yabancı para girişi demiş. Şimdi bunu da Aysun'a sormak lazım. Aysun biraz önceki reklamdan önceki bölümde, çünkü hani CDS'ler 270'ler mertebesine geldiğinde artık bizim için radara giriyorsun demek dedi. O yetiyor mu onu görmek? Ama bu swap kanalları önemli bir mevzu. Bunun ne kadar aslında bizde önemsediğinizi sizlerin bilmek isteriz. Evet, biz de sonuçta bir yabancı fonuz ve biz de fırsatları değerlendirmek isteyen, yani getiri arayan bir fonuz. Tabii. Her fon olduğu gibi. Ve biz getiri ararken o ülkenin aslında iç dinamikleri değil de yabancı fonların hareket kabiliyetini etkilemeyecek şekilde olmasına dikkat çekiyoruz. Yani bundan sonrası için swap kanalları tabii ki önemli bir faktör. Yapılabilir olma seviyesine ne kadar, yatırım yapılabilir olma seviyesine ne kadar yakın, ne kadar uzak, hani onu önce bir anlıyor olmak lazım. Yeni bir not artırımı gelecek mi? Yeniden, çünkü bunlar konuşulmaya başlandı. Bir de bürokratik tarafta biliyorsun görüşmeler devam ediyor. Hani Sayın Maliye Bakanı da artık hani ziyaretlere başlamış görünüyor. Evet. Orada tekrar bir New York'a gidecek. Öncesinde de zaten IMF Dünya Bankası toplantısına gidecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Karahan'la birlikte. Evet. Dolayısıyla temaslar da başladı. Tabii bu akla ne getiriyor? Yeniden bir hani süper bono ihtimalini. Şunu söyleyeyim, ben 2018 krizinde, Wright Brunson krizinde biz Türkiye'nin ihraç ettiği Eurobond'dan fon oluşturduk örneğin. Yani hiç aklımızda yokken böyle bir imkan varsa, böyle bir getiri sunuyorsa neden faydalanmayalım? Bu sebeple çok da hani enseyi karartmamak lazım. Sunulabilecek en ufak fırsat niteliğindeki bir ihtimal buraya bir anda akım sağlayabilir. Çünkü hani bir dönem biliyorsun şeyi, hani bankalar üzerindeki yaptırımı bahane ettir. Bahane ararlarsa bahane çok, isterlerse de hiçbir bahaneyi hani kriter olarak görmeyip bu yabancının olarak girmesi için söylüyorsun bunu, bahane yabancı bulabilirler diye. Tabii, aslında evet. Biz yabancı istiyor muyuz, istemiyor muyuz tarafı için de benzer bahaneler var. Şu anda mesela swap kanallarını bu şekilde tutmak, sen istiyor musun istemiyor musun soru işaretini yaratıyor. O zaman belli ki karşılıklı bir anlaşma olduğu takdirde, danışıklı dövüş diyelim bunun adına, o zaman o kanallar açılacak, o zaman onlar da gelecek. Yani ben hiçbir ülkenin siyasetin ve ekonomisinin uluslararası çıkarlarda birbirinden çok ayrıştığını düşünmüyorum. Bu bağlamda her ikisi birbirinden ayrılmaz iki mecburi istikamet.
Burada karşılıklı alışveriş hangi boyutta gerçekleşecek? Kim kime hani ne şartlarda ne verecek? O anlaşılacak. Ondan sonra yavaş yavaş buraya gideceğiz. Yani bu süper bono ihtimali güçlenirse ve faizler de biliyorsun şu an çok rekabetçi konumda, evet, olmaya da devam edecekmiş gibi duruyor. Eğer ki bu sıkı para politikası duruşu devam ederse, o zaman biz de ülke olarak diğer gelişmekte olan ülkeler arasında rekabetçi duruma geçeriz. Peki. Berk, Hüseyin Bey sormuş, takip ettiğim benim piyasa okumam, petrol 140 dolar, ons altın 3000 dolar olma ihtimali yüksek, yatırım tavsiyesi değildir demiş. O dipnotu da düşelim elbette değil. Burada konuştuğumuz hiçbir şey ama bu seviyeler için ne diyorsun? Petrolde 140 dolar, altında, ons altında 3000 dolar. Benzer düşünceler içerisindeyim. Altının ilk hedefi 2500 dolar benim için, daha sonra 3000 dolar. Çünkü artık yatırım piyasalar mesajı alır ve fiyatlamayı önden yapar. Şu anda hiçbir merkez bankasının enflasyonla mücadelede ciddi olmadığının farkındalar. İşte o yüzden altın fiyatları zaten FED toplantısıyla birlikte çok kuvvetli bir yükselişe başladı. Hatta iki önceki FED toplantısıyla başladı aslında, sene başındakiyle. Şimdi, o halde 3000 dolar senin radarında olan bir seviye. Önce 2500, ardından 3000 dolar, evet, diyorsun. Ama, bu koşullar devam ederse ama... Bu koşullar devam ederse ama ben 2 senelik bazla bakarım. Peki, yani 24 ay diyorsun. Evet. Petrol 140 dolar. Petrolü ben 150 dolar beklerim. 10 dolar için kırmayayım Hüseyin Bey. O da mı 2 yıl vadede bekliyorsun? Petrolü şöyle beklerim. Şimdi ben bu küresel bazdaki gerginliği jeopolitik taraftan okuyorum. Şimdi Amerika'nın en büyük kabusu, birincisi kendisinin enerjiye ulaşamaması 1973 yılında olduğu gibi. İkincisi rakiplerinin ucuz enerjiye ulaşması. Yani biz son yıllarda, işte son 20 yılda ucuz Rus petrolüyle ve Arap petrolüyle Avrupa Birliği'nin ve Çin'in ucuz üretim yaptığını ve Amerika'ya rakip olduğunu gördük. İşte hep diyorduk ya, Çin yeni süper güç olduğunu, evet, söylüyordu insanlar. Avrupa Birliği Amerika'dan kopuyor. Ama yeni bir bağımsız topluluk. Ama Amerika'nın da iç kaynaklarından bahsediyorduk sürekli, hani ihracatçı konumunda. Tamam, ama şimdi kendi ürettiği kadar rakiplerinin ucuza almaması lazım. Yani 1973 yılında Amerika petrolü 20 dolara, 10 dolara üretirken, hı hı, çok daha verimli Orta Doğu topraklarında petrolün varil fiyatı 4-5 dolardı. Avrupa oradan aldığı için Amerika'ya göre daha uygun üretiyor, daha uygun üretiyor malları. Evet. Amerika kaya gazıyla üretiyor petrolü. Aynen. Bu kaya gazının konusu şu. Bir kaya gazının maliyeti ya ortalama 7 milyon dolar ve verimliliği birinci seneden sonra düşüyor. O yüzden Amerika'nın petrolünün Orta Doğu'nun verimli topraklarıyla mücadele etmesi mümkün değil. O yüzden petrol fiyatlarını kontrol etmek zorunda. Yani kendisi üretip satsa bile rakiplerinin ucuz petrol üretmesine, ucuz petrol kullanarak üretim yapmasını istemiyor. Evet. Bu yüzden Orta Doğu'yu karışık tutuyordur. Ha, benim gördüğüm şu, petrol fiyatlarını 150 dolara patlatıp dünyayı nükleer enerjiye çevirmek zorunda bırakacaklar. Yani küresel ısınma burada bir motivasyon sağlamadı ülkelere. Petrol fiyatı çok yükselirse, evet, alternatif enerji kaynaklarına yöneleceklerdir. Orada da petrolden doğan açı sadece nükleer de olur. Dünyadaki en büyük nükleer teknoloji kimlerde? Amerika ve Rusya. Ne tesadüf. Peki. Ya şey, demeç veriyor gibi anlatıyor ya böyle. Çok büyük bir ciddiyetle. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Hakikaten çok değerli bilgiler. Aysun, sana da çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Hemen Amerika kapanışını bir vereyim. Ondan sonra da biz müsaadenizi isteyelim. Dow Jones'da %1.36'lık bir değer kaybı. S&P 500'de %1.23. Nasdaq'ta da %1.55. Yani kapanışa doğru satışlardaki hız bayağı arttı. VIOP 30'a baktığımızda da orada da eksiye dönüldüğünü görüyoruz. %0.41'lik düşüşle 10.169'dan günü noktaladık. Yarın neler konuşacağız? Ya en önemli başlık, yarın Mart ayı tarım dışı istihdam verisi olacak Amerika'dan 15.30'da. Onun haricinde de perakende satışlar 12'de Euro bölgesinden takip edilecek. 19'da Rusya 4. çeyrek büyümesi var diyelim. Diğer detaylar için Bloomberg HT ekranlarından ayrılmayacaksınız o halde. Hepinize iyi akşamlar. Yarın 21'de görüşürüz.